Secde suresinin 12. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. وَلَوْ تَرَى اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ Dünyada haramlara daldırmış, günahlara saldırmış, Allah'ın emirlerini takmamış, dinlememiş, dünya odaklı yaşamış, zevk odaklı yaşamış, Allah ve Kur'an odaklı yaşamamış. Bu insanlar Allah'a mücrim olarak kavuşmuşlar. Haramlarla, günahlarla gelmişler. Ey insanoğlu! O mücrim olarak benim huzuruma gelen insanların manzarasını bir görsen. Boyunlarını bükmüşler. Bir taraftan da şöyle feryat ediyorlar. Rabbena, ey bizim Rabbimiz! Ebsarna, gözümüzde gördük bütün gerçekleri. Ve semi'na, artık işittik bütün gerçekleri. Artık ne kadar yanlış yaptığımızı biz anladık. Ferci'na, suçumuz anlaşılmıştır. Kusurumuz idrak edilmiştir. Bizim sana teklifimiz. Ferci'na, bizi tekrar geriye çevir. Peki sizi tekrar geriye çevirsem ne olacak? Ne'mel salihen, güzel ameller yapacağız. Kur'an odaklı yaşayacağız, sünnet odaklı yaşayacağız, ahiret odaklı yaşayacağız. Dünyada yaşadığımız hayat hepsi perişanlıktı. Hepsi yüz karasıydı. Hesabını veremeyeceğimiz işlere bulaştık. Faize bulaştık, içkiye bulaştık, kumara bulaştık, zinaya bulaştık. Allah'ım senin suç dediğin, Kur'an'ın ve İslam'ın suç dediği şeyleri biz peynir ekmek gibi yedik. Hayatımızı kirlettik. Amel defterimizi perişan ettik. Ne kadar yanlış olduğunu gözümüzle gördük. Artık gerçekleri tam kavradık. Biz sana teklif ediyoruz. Bizi tekrar geriye çevir, hayatımızı düzelteceğiz diyecekler. Peki, geriye döndürülen olacak mı? Olmayacaktır. O zaman ağlamanın faydası yok. Kıyamet gününde bir insan ağlasa ağlasa, gözyaşı dökse, bir kazan dolduracak kadar, efendim veya bir depo dolduracak kadar ağlasa, gözyaşı dökse, vallahi işe yaramaz, billahi işe yaramaz. Ama hayattayken, dünyadayken bir damla gözyaşı insan Allah korkusundan akıtacak olsa, vallahi de billahi de denizlerin suyundan daha fazla işe yarar. Allah korkusundan dünyada akıttığımız gözyaşının bir damlası, okyanuslardan daha fazla işe yarar. Ahirette okyanuslar kadar gözyaşı döksek hiçbir işe yaramaz.